çatışmasız, tartışmasız bir evlilik olur mu? Suna Hanım, sizlerle başlayalım. Çok net ve kesin bir yerden söylüyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Çatışmasız evlilik olmaz. Hatta çatışmanın olmaması aslında bakıldığında tırnak içinde daha anormal bir durum. Yani nasıl ki her konuda çatışmak da sağlıksızlık göstergesi ise hiçbir konuda çatışmamak, hiçbir konuda tartışmamak da aslında evlilikle ilgili düşündürücü bir nokta. Çünkü diğer hiçbir ilişkide olmadığı kadar çok alanı paylaşıyoruz evlilikte. Ki söz konusu çatışmaysa hani kendimizle dahi çatıştığımız zamanlar oluyor. Kaldı ki evlilik ikinci bir kişiyle yürütmeye çalıştığımız bir ilişki türü. Dolayısıyla hani çocuk yetiştirmek söz konusu, paranın yönetimi söz konusu, işte ne bileyim evin idaresi söz konusu, ailelerin, kök ailelerle kurulan ilişkiler söz konusu. Hani bütün bu kadar şey varken burada hiç farklılık çıkmaması, farklı görüşlerin olmaması kısmı çok da mümkün olan bir şey değil. Bu farklılıkları nasıl yorumladığımız, bu farklılıkları belki de nasıl birbirimize yansıttığımız, ne kadar kabul ettiğimiz ya da kabul etmek istemediğimiz kısmıyla da biraz daha sanki tartışmalar devam Kesinlikle ediyor. Kesinlikle çok önemli. Yani temelinde aslında tartışmayı ya da çatışmayı biz olumsuz bir şey olarak algılıyoruz. Aslında bir ilişkide hem kendimizle kurduğumuz ilişkide hem de ötekiyle kurduğumuz ilişkide bize geliştirilmesi gereken noktaları gösteren bir yer aslında çatışma. Yani onu iyi bir rehber olarak okuyabilirsek hem kendimizi hem de ötekiyle ilişkimizi çok güzel bir yerden geliştirebiliriz. Ve hani hep şeyden bahsediyoruz işte insan kendini geliştirmeli, insan kendini şu noktada şöyle şöyle olgunlaştırmalı, işte kendi özünü bulmalı vesaire. Bunun için mükemmel bir rehber aslında. Ama biz çatışmayı böyle daha tükaka bir yerden yorumladığımız için işte aman huzur bozmasın, aman şu şöyle olmasın. Hani tabii ki de çatışmayı işlevsel yönetmediğimizde huzur bozan bir şey. Hani çok tatlı bir şey olduğunu söylemiyorum ama işlevsel bir yerden yönetildiğinde mükemmel bir rehber. Tam da nasıl yapabileceğimizi bugün konuşmaya çalışacağız. Siz neler eklersiniz? Şöyle ki aslında evlilik bir kimya oluşturmak gibi ve bu kimyayı oluştururken iki farklı bileşenden oluşuyoruz. Bir ben ve bir senden oluşuyor. Eğer bunu şöyle adlandıracak olursak hocamın da söylediği gibi evet tartışmasız bir evlilik mümkün değildir. Zaten sağlıklı olan da bir şeyleri sağlıklı çerçevede tartışabiliyor olmamızdır. Ve bir kimyanın oluşabilmesi için de seven, sevilen bir de problem olana ihtiyacımız var. Yani o problemi ne kadar iyi yönetebilirsek aslında birbirimize bağlayıcılığımız, birbirimize olan muhabbetimizin arttığı bir noktada ilişkide varlığımızı göstermiş oluyoruz. Aksi halde eğer hiçbir problemimiz olmasın gayesindeysek, beklentilerin hayal kırıklığına uğradığı, birbirimizin potansiyellerini görmek yerine birbirimizin olmayan potansiyellerini çıkarma yarışına girdiğimiz, aslında kimyamızı kendi bozduğumuz ve ilişkinin de kimyasını zedelediğimiz bir yerde sonunda karşılaşmış oluyoruz. Yani eşler birbirleriyle her şeyi konuşabilirler ama bu her şeyi konuşurken bunu sağlıklı bir çerçevede problemi kabul ederek konuştuklarında birbirlerine daha bağlayıcı, birbirlerine daha samimiyet oluşturduğu bir çerçeve oluşturmuş oluyoruz. Yani bu da demek oluyor ki biz problemden kaçmamalı. Problem aslında ilişkimizin bir yapı taşı olarak da görebiliyor olmamız lazım. Ki evet bizim artık yani ikimizin arasında bir problem var. Aslında o da biz nesnesinin yine içinde olan bir zenginlik. Hadi o zaman bu problemlerle ne yapabiliriz? Bunu konuşabilen ilişkiler bağ kurabiliyorlar çünkü. Konuşmakla nasıl konuşmak arasındaki temel ayrım burada karşımıza çıkıyor. Yani ben derdimi çok anlatıyorum. Karşı tarafa sürekli söylüyorum. Yıllardır aynı konuda şikayet ediyorum. Hiçbir şey değişmiyor hayatımızda diyorsa eğer evlilikleriyle alakalı dinleyenler, izleyenler şu an bizi. O zaman sıradaki soru şu. Nasıl konuşuyoruz? Nasıl anlatıyoruz yani derdimizi ya da anlattığımızı mı zannediyoruz? Karşı tarafa ne kadar geçti, ne kadar geçmedi? Bütün bunlar da tekrar tekrar aynı kısır döngünün içinde kalmamıza, aynı problemleri yaşamamıza zaten sebep olacaktır. Bu kısır döngüler nasıl kırılır? Buraları da konuşalım istiyorum. Aslında çok güzel cevaplarını da sizden dinlemeyi merakla beklediğim sorularımız da var.
Ve bunun devamında sormak istediğim temel sorulardan birisi de biraz daha sizin klinik gözleminiz vesilesiyle de bunu merak ediyorum. En çok tartışma konuları, sebepleri neler oluyor? Nelerle karşılaşıyorsunuz en çok? Şimdi bir kere çatışabilmek, tartışabilmek bir yetişkinlik becerisi ve sağlıklı bir çatışma, sağlıklı bir tartışma ortamında iki tarafın da önce bir problemin ya da bazen bir tarafı zorlamaz da sadece diğer tarafı zorlar var olan konu ama bir zorlantı yarattığını ortadaki konunun iki tarafında kabullenmesi gerekiyor. Ve bununla ilgili sorumluluk almaya hazır olması gerekiyor. Yani ortada bir problem var, ben bunun çözümüyle ilgili üzerime düşen kadarını halledebilirim ya da üzerime düşen kadarını bu ilişki için yapmaya hazırım noktasına gelmesi çok önemli. Onun dışındaki kısımda konuşmak ama suçlamadan. İşte haklı çıkma motivasyonundan daha böyle azat olmuş bir şekilde konuşabilmek önemli olan. İşte ben şöyle söyleyeyim ama bak ben burada haklıyım, bu da burada böyle yapılması gerekiyor gibi bir yerden ziyade hani benim bununla ilgili böyle böyle bir zorluğum var, bununla ilgili şöyle hissediyorum, kendimce şöyle çözüm yolları buldum, senin açından bu nasıl görünüyor, bununla ilgili senin bir zorluğun var mı, bir yorgunluğun var mı? Sence buna uygun çözüm önerileri, yani çözüm yolları ne olabilir? Hani ben böyle çözüm yolu öneriyorum ama bu sana da uygun mu gibi sorular aslında işimizi kolaylaştıracak olan şeyler. Öbür türlü hani işte senin yüzünden böyle oluyor da bu evlilik şöyle gidiyor da işte buradaki sorunları şöyle yaşıyoruz vesaire gibi bir noktaya gelindiğinde karşı taraf zaten doğrudan suçlanmış hissediyor ve savunmaya geçiyor. Ortada hani günün sonunda bir özür ortaya çıksa bile ben buna amalı özürler diyorum. İşte yani özür dilerim ama işte ne bileyim şöyle şöyle bir insan olduğum için özür diledim. Haklı olduğumu biliyorum hala gibi. Hani çok da bir yere varmayan, samimiyetten uzak özürler ortaya çıkıyor. Sorumluluk almaktan kaçan bireyler ortaya çıkıyor. Ama işte eve gideceğim, dırdır dinleyeceğim, biraz arkadaşlarla takılayım, mesaiye kalayım gibi giderek uzaklaşan, sınır koyan bir hale dönüşüyoruz. O yüzden bence en temeldeki nokta samimi bir yerden, suçlamadan, kendimizi anlatma odağında konuşabiliyor olmak. Yani duygumuzu karşı tarafa kusmanın bir anlamı yok. Çünkü o zaman onu çöplük muamelesi yapmış oluyoruz. Aslında taşıyamadığımız duyguyu attığımız bir çöplük. Buradaki kısımda eğer duygumuzu samimi bir şekilde ortaya koyabilirsek görülme ihtimali daha çok artıyor olacak. Ama burada şunu demeye çalışmıyorum. Bunu ifade eden kişi söyleyemiyor her zaman gibi değil. Karşıda da bunu duymaya gönüllü insan olması lazım tabii ki. Evet, iki tarafın, sağlıklı iki tarafın olması gerekiyor. Yani bu benim için uygun, senin için de uygun muyu sorabilmek için başta benim ve senin birbirinden farklı ve aynı anda iki şeyi istememe ihtimali olan canlılar olduğunu kabul eden birinin sorması lazım bunu. Ancak öyle biri sorabilir. Yoksa kendiyle bütün, eşiyle kendini henüz ayrıştıramamış kişilerden, yetişkin olamamış dediğimiz işte yapılardan bahsedecek olursak şu karşımıza çıkıyor. Benim için bu uygun, zaten doğru olanı da bu. Şimdi senin için de bu uygun olsun, tamam mı? Hadi bak, seni de beraber buna ikna edelim. Evet. Yani orada o ayrımın, yani ben farklı bir şey istiyorum ve o da farklı bir şey istiyor. Ve bu çok olağan kısmına yaklaşmak herhalde en çok zorlanılan konulardan birisi oluyor. Bu ortak fikir birliğinin mutlaka olmak zorundaymış gibi anlaşılması, böyle bir isteğin olması herhalde en büyük zorluklardan birisi oluyor. Şöyle ki az önce dediniz ya Nihan Hanımcığım, hani klinik gözlemde en çok karşımıza çıkan vakalarda neler geliyor karşımıza? Hani çift terapistlerinin çok net bir mottosu vardır. Mutlu ilişkiler birbirlerine çok benzerler ama mutsuz ilişkiler birbirlerinden çok farklıdır. Çünkü evet, problemler aslında çok genel başlıklar altında gözükebilir ama bu problemleri benim dünyamdaki karşılığı çok birbirinden başkadır. Yaşattığım karşılığı da çok birbirinden başkadır. Genelde evet, ilişkiler gelirken seans odasına da şununla gelir. Bir tespitleri vardır aslında. İşte bizim cinsellikle alakalı bir problemimiz var. Bizim iletişimle alakalı bir problemimiz var. Bizim köken ailelerle alakalı bir problemimiz var gibi. Ama arka planda bizim gözlerimiz daha çok birbirlerine karşı esnek olamama hali aslında bir problem gibi gözükmekte. Ya da birbirlerine karşı özel alan açmama
hali bir problem olarak gözlenebilir orada. Güven eksikliği çok fazla vardır ama bir suçlu bulmuşlardır problem olarak ve onunla gelmişlerdir. Yani aslında biz problem olarak tespit etmeyi ilişkimizde problemler olmasın telaşıyla çok hızlı yapıyoruz ama bu birazcık bir şeyi suçlamak üzerine oluyor. İşte bizim zaten bu bizim problemimiz ondan böyle oluyor gibi. Öncelikle kendimize tanı koymadan önce ilişkimizi bir şöyle bir değerlendirmek önemli. Ben genelde çift terapisine başlayan seanslarda ilk sorum şu olur. Onların işte gergin geldiği, birbirlerini suçlayıcılıkla bir listeyle zihinlerinde geldiği ve bir dış gözü aktardığı durumda ilk molada şunu sorarım ben. Neydi sizi birbirinize çeken şey? Yani dünyada onlarca insan varken, sizin de etrafınızda elbette onlarca insan vardı. Neydi diğerlerinden ayıran işte Ayşe Hanım'ı? Ya da neydi diğerlerinden ayıran Ali Bey'i? Bir gerginlik azalır, yüzler bir yumuşamaya başlar ve mesela beyefendi der ki işte Ayşe çok güçlü bir kadındı. Ya da işte Ayşe çok neşeli bir kadındı. Çok böyle hayatta her ne olursa olsun çok neşeliydi Ayşe. Ali Bey için sorduğumuzda ise de Ayşe Hanım şöyle cevap verir mesela. Ali çok cömertti. O cömertliği beni çok etkilemiştir der. Peki şu anda birbirinizde en hoşlanmadığınız, ilişkinizde sizi en soğutan şey ne diye sorduğumuzda bunlar o kadar paralel cevaplar gelir ki aslında. Beyefendi şöyle söyler, Ayşe çok histriyonik. Yani her şeye de mutlu olunmaz ki. Ya da Ayşe çok kontrolcü. Çünkü Ayşe güçlü bir kadındı. Ya da işte Ali Bey için Ayşe Hanım'a sorduğumuzda Ayşe Hanım şöyle cevap verir. Ya çok da hani müsrif ya ama cömert diye tercih etmiştin. Hı hı. Şimdi birbirimize tahammülümüz azaldıkça aslında birbirimize karşı olan o ilk çekiciliğimizdeki gelen durum da ortadan aslında azalıyor. Biz eşlerimizi birazcık geçmişte o ilk seçerken çocukluğumda ihtiyaç duyduğum nesneye yönelik, ihtiyaç duyduğum duyguya yönelik seçiyoruz çünkü. Karşımda çok güçlü, çok enerjik bir kadın var. Çünkü benim annem çok somurtkan, çok depresif, hep hasta. Ama ya böyle bir kadın mı var dünyada? Bu beni işte en kötü anımda da çekip kurtarır diyorum. Ama ilişkimde hep bütün problemleri, her şeyde mutlu olunmaz Zeynep Hanım ya da bu kadar kontrolcü olamaz gücünü kırmaya çalışıyorum ve genelde o tarz vakalar şöyle gelir eğer bireysel bir başvuruysa hanımefendi şey der özgüvenimi kaybettim. Çünkü ilişki sürekli oradan darbe yiyor. O yüzden birbirimize bir problem listesi bulmadan önce aslında ilişkimizdeki o tükenmişliğin sebebini bulmak daha bizi doğru bir yola götürmüş olabilir.